Ev taşımak büyük dert. Çok şehre evi taşıdım. Aslında bu konuda deneyimli sayılırız ama yine de zorlayan bir şey. İzmir Selçuk'tan bu hafta Eskişehir'e taşıdım. Bakalım nasıl taşındık, nasıl oldu? Kısa bir video. Acele etmeyeceğiz dedik. Toplanmaya başladık. Toplanmamız bir hafta sürdü. Her gün kolileme yaptık. Ve kolileri özellikle camdan verileceği için eşyalar arkadaki iki odaya sığdırdık. Zaten büyük eşyaları da streçleyip o gün için arkadaşlar, taşıyan arkadaşlar Merhaba. koruyarak gelen büyük nakliye arabasına aktardılar. Ben bu arkadaşlarla daha önce yaklaşık 5 evimi taşıdım. Birçok arkadaşımı da taşıdılar. O yüzden tanıdığım insanlar artık arkadaş gibi olduk. Deniz Nakliyat Merkezi Tire'de birkaç tane böyle büyük araçları var çeşitli boylarda. Beni meşhur mu edeceksin kardeşim? He? Beni meşhur mu edeceksin video yapıyorum? Seni de satarız ya. Gerçekten herhangi bir sıkıntı çıkartmadan bize taşımalarda yardımcı olan arkadaşlar. Çünkü çok ev taşıdım. Bu konuda sıkıntılar da yaşadım. Bazen eşyalarım çalındı başka firmalarla çalışırken. O yüzden taşıma şirketi gerçekten çok önemli. Aslında bundan önceki evlerimizin hepsini yaklaşık 3 gün içerisinde kolileyip hazırlamıştım. Buradaki sorunumuz birkaç tane evin birleşimi olan bir eşya yığınından oluşmamızdı. O yüzden bu eşyaları toplamak bizim için çok zor oldu. İçlerinden çok çöp çıktı. Bu çöpleri attık. Bir kısmını satılık için ayırdık satmak üzere. Pandemide yaşadığımız İstanbul Suadiye'den İzmir'in Selçuk ilçesinde ilk önce köye taşınmıştık. Yani aslında bir pandemiden kaçıştı bizim için. Selçuk Efes'te hep büyük evlerde kaldık. Aslında asıl sorun buradan kaynaklanıyor. Köy evi de oldukça büyüktü. 7-8 tane odası vardı. Burada da sonra ilçeye taşındık yaklaşık bir sene sonrasında. İlçe merkezinde bu evde yaklaşık 180 metrekare büyük, çok büyük bir ev. Ve dolayısıyla ev büyük olduğunda yerleşiyorsun. Fazla eşyalar alıyorsun. İşte bu aldığımız eşyalarla beraber biz kocaman bir yığın haline gelmiştik. Ve şimdi biraz temizlenme, birazcık daha küçülme vakti. Çünkü yeni taşınacağımız ev bu kadar büyük değil. Evet, eşyaların hepsi gördüğünüz gibi büyük bir bölümü taşındı. Bir kısmı burada kalacak. Evet, evi boşalttık. Evde çoğunlukla. Taşınmayacak. Birkaç eşya kaldı. Yazlık gibi kalsın dedik. Burası kalacak Ve diye arada kalan gelip konuları. gitmeyi planlıyoruz. Tabii hesaplar tutarsa. Taşınma nedenimiz aslında sosyal hayat. Küçük yerlerde bazı şeylere ulaşamıyorsunuz. Dolap sığmadı buraya geldi. Ama burayı bir temizleseydik iyi olacaktı Fatih. Yani hiç iyi etmedik burayı. Bu şeyler sığmıyor, şunları sökecekler. Bu çocukların yatakları, şunları sökülmesi lazım. Alyanlı onlar. Su akmış dolapta. Şaka abi. Yatağa. Montalıyor. Eskişehir'e geldik, evi yerleştirdik. Evet, şimdi evin yerleşmiş halini görüyorsunuz. Eşyalarımızı azalttık. Sade, biraz daha sade bir hayat. Ama daha sosyal. Hepimiz
hepimiz için daha iyi olacak bir hayata başlangıç yapmış olduk. Gençliğimizde bir Ege hayatı yaşamış olduk. Birçok kişinin hayali olan hayatı biz gençliğimizde pandemiyle beraber yaşamış olduk aslında. Ama şunu söyleyebilirim ki Ege yaşantısının bir sahil kasabası, sahil kenti yaşamının zorluklarıyla ilgili bir video yapacağız zaten eşim Elif'le beraber ve bu sorunları size daha geniş bir şekilde bir sohbette anlatacağız. Bu videoda sadece taşınma videomuz var. Sanırım bir sonraki videomuzda Eskişehir'den Ege yaşantısının ne kadar zor olduğu ya da iyi ya da kötü yönleriyle objektif bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Sadece bunu biz değil, bizim gibi pandemide Ege'ye yerleşmiş, küçük köylere, kasabalara yerleşmiş büyük şehir insanlarının ağzından da duyduk. Biz bunların birazcık sözcüsü olacağız. Umarım sizleri de bu konuda bilgilendirebiliriz. Çünkü hiçbir şey dışarıdan gözüktüğü gibi olmuyor.